Herkese merhaba. Work and Travel sonrasında nasıl vergi iadesi alırsınız adlı videoma hoş geldiniz. Bu gerçekten çok zor olacağını düşündüğüm bir süreçti ama benim için şu an çok kolay ilerliyor. Nedenini bilmiyorum ama bununla ilgili endişelerinizi anladığım için, çünkü benim de var. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Yani aklınızda olan bütün soruları cevaplamaya çalışacağım bu videoda. O yüzden aslında şu anda ekran kaydı da alıyorum ama bunu paylaşabilir miyim emin değilim. Çünkü burada sosyal güvenlik numaram vesaire her şey olduğu için. Ama bu videoyu şunun için çekiyorum. Bu videoyu arkada açıp SprintX'e girdiğinizde benim söylediklerimi yaparak devam ederseniz, yani videonun sonunda aslında vergi iadesi başvurunuzu yapmış olacaksınız. O yüzden umarım yardımcı olur. Başlıyorum. Öncelikle SprintX'in web sitesine gidiyoruz. Ben bunu SprintX'ten yapıyorum. Nedenini de açıklayayım. Çünkü diğerleri, birincisi çok güvenilir gelmiyor. İkincisi SprintX çok kolay. Sadece belgeleri doldurarak direkt olarak IRS ile, yani Amerikan Vergi Dairesi ile iletişime geçebiliyorsunuz ve başvurunuzu IRS üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bu çok büyük kolaylık sağlayan bir şey. İkinci olarak da direkt olarak banka hesabınızda, yani eğer banka hesabınızı açtıysanız ona depozit edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir kolaylık. Neyse, devam edelim. Öncelikle SprintX'in web sitesine geldikten sonra login kısmından personal'dan returns kısmına gidiyoruz. Yani burada file your UX non-resident tax return diyor. Yani biz non-resident olduğumuz için biz bunu file edeceğiz. Sonra burada ya üye oluyorsunuz ya da üyeliğiniz varsa girişinizi yapıyorsunuz. Benim üyeliğim olduğu için giriş yapıyorum şu an. Siz üye olmak için videoyu durdurabilirsiniz. Aslında tax year 2021 diyor şimdi. İngilizce okuyup 2021 niye Türkçe okuyorum bilmiyorum ama burada başlamadan önce bizim için gereken dokümanlar önümüze geliyor. Bu çok önemli. Pasaport. Çünkü pasaportta giriş ve çıkış tarihlerinizin net olarak görünebilmesi için bu gerekiyor. Şimdiye kadar ki tüm Amerika'ya giriş çıkış tarihleriniz gerekiyor. Yani pasaport aslında. Şey olabilir, income forms diyor burada. Burada W2 formunu alabilirsiniz çalıştığınız yerden. Veya en son şeyinizi, paycheck'inizi yanınızda bulundurabilirsiniz. İkisi de işe yarıyor. Sonra DS-2019 formunuz gerekiyor. Sosyal güvenlik numaranız gerekiyor. Ve bu kadar. Sonra get started kısmından başlıyoruz. I understand deyip. Ben bunu yaptığım için şu an nasıl yapacağım bilmiyorum. Keşke buna baksaydım. Neyse, ben 2019 için devam edeyim. Hem yani 2019 için de yapmış olurum. Şimdi burada karşınıza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adımlık bir şey çıkıyor. Residency, getting to know you, let's talk money, offset your expenses, about your college, state taxes, review ve finalizing. Residency'den başlıyoruz. Residency status'a gidiyoruz. Burada işte ya aslında yapmanız gereken tek şey bu bilgilerin tamamını doğru olarak doldurmak. Daha sonrasında her şey hallolmuş oluyor. Bundan sonrası beklemek oluyor. Ama ben burada size yardımcı olmak istiyorum. Şimdi birinci residency. Citizen mısınız falan diye soruyor. Tabii ki de yani olmadığınızı düşünerek hayır diyorum. Çünkü citizen olduğu zaman alacağınız para miktarı da değişiyor. Green card'ınız var mı? Bunların hepsini kendinize göre doldurabilirsiniz. Ben şimdi en can alıcı noktaları size söylemek istiyorum. Çünkü hepsini en baştan söylersem, okursam şey olacak. Yani çok uzun sürecek video. 2019 yılında, yani 2021 olacak sizin için. 2021 yılında Amerika'da mıydınız? Evet. İlk Amerika ziyaretiniz ne zaman oldu? Hala Amerika'da mısınız? Şimdi burada vize type'ınız, işte vize type'ınız diyor. J1 Summer Work and Travel seçmeniz gerekiyor. Entry date ve leave date'i de seçtikten sonra Next'e tıklayıp devam edebilirsiniz. Bu date'ler çok önemli çünkü sistemden IRS sizi kontrol ettiği zaman date'lerin yanlış çıkması, yani tarihlerin yanlış çıkması sizin alacağınız parayı süreci uzatabilir, öyle söyleyeyim. Vizeniz ne zaman? Şimdi ikinci kısma geldiğinizde vize detayları kısmına ne zaman işlendi vizeniz? Yani vizenizin üstündeki o tarihi yazmanız gerekiyor. Sizin yoksa pasaportta elinize aldığınız tarih değil.
Ne zaman son günüydü? Ne zaman girdiniz? Ne zaman çıktınız? Onları da yazdıktan sonra bir de mesela 2019 şey 2021'de vizenizi değiştirdiniz mi diyor. Bu şöyle bir şey. Eğer F1'e çevirdiyseniz orada da yes demeniz gerekiyor. Sonra gidiyoruz. Burada bizi tanıyalım aşaması. Adınız, soyadınız. Occupation diyor. Occupation kısmında Summer Work and Travel yazmanız gerekiyor. Date of birth. Did you have US income diyor. 2019, pardon yani 2019 diyorum, siz 2021'e çevirin. 2021'de var mıydı? Evet diyeceksiniz çünkü onun aslında vergilerini geri almaya çalışıyorsunuz. Sonra Do you have a US tax identification number? SSN diyor. Yani burada SSN'inizi giriyorsunuz, yes'e tıklayıp. Sonra next kısmından devam ediyoruz. Aslında çok kolay bir süreç. US adres diyor. Amerika'da kaldığınız adresi yazıyorsunuz. Home adres kısmına da şu anda yaşadığınız yerin adresini yazıyorsunuz. Returnlerinizde hangi adres gözükecek diyor. Home adres demeniz gerekiyor burada. Çünkü eğer banka hesabınız yoksa bunu çek olarak kendi adresinize gönderecekler ve çek olarak bunu bozdurmanız gerekecek. O yüzden Amerika'daki adresinize bu giderse Amerika'da kaldığınız yere daha fazla uğraşmanız gerekecektir. Sonra pasaport detaylarını dolduruyorsunuz. Pasaport numaranız, kim tarafından işlendi ve telefon numarası. Sonra evli misiniz, değil misiniz? O kısmı da hallettikten sonra Let's Talk Money kısmına geliyoruz. Let's Talk Money kısmında hangi dokümanı kullanacaksınız? Yani W2 formunuz mu var, son paycheck'iniz mi var? Yani çünkü W2 formunuz olmayabilir ama yoksa da işverenizle iletişime geçip onu alabilirsiniz. Çünkü çok daha işleri kolaylaştırıyor. Burada sadece W2 formu diye seçiyorsunuz. Yani dokümanı ekle derken dokümanın orijinalini eklemiyorsunuz aslında. Sonra devam ediyoruz. Burada ekliyoruz. Dokümanı ekledikten sonra burada doldurmamız gereken bir şey var. Aslında ben bunu durdurayım. Çünkü yani şeyi durdurayım, pardon, ekran kaydını durdurayım. Çünkü bunlar yani bunu paylaşmam büyük bir ihtimalle. Çünkü bütün şey benim adresim kaldı, her şey onlar gözüktüğü için. Dediğim gibi bu videoyu açıp arkada oynatırsanız çok rahat bir şekilde vergi adenizi alabilirsiniz. Şimdi bunu doldururken neye dikkat etmeniz gerekiyor? En can alıcı kısım burası aslında, W2 formunu doldurmak. W2 formunu, size verilen W2 formunu karşınıza açıyorsunuz. Ya telefondan açın ya da bilgisayarın ekranı ikiye ayırıp açın. Ben öyle yapmıştım. Employer Identification Number, bu kesinlikle olması gereken bir şey. Sonra Employer's Name, Address and Zip Code diyor. Bunu da kesinlikle doldurmanız gerekiyor. Daha sonra Wages, Tips and Other Compensation kısmına aslında ne kadar kazandığınızı yazıyorsunuz. Ve Federal Income Tax Withheld diyor. Yani alınan federal taksi size soruyor, federal vergiyi. Bunların hepsi W2 formunuzda yazıyor. Ondan sonrasında doldurmanız gereken tek şey Employees Address and Zip Code. Onda da işte kaldığınız state ID number, yine wages ve state income tax yazmanız gerekiyor. Geri kalan hiçbir şeyi doldurmak zorunda değilsiniz. Eğer doluysa tabii ki doldurabilirsiniz. Ama değilse de doldurmanıza gerek yok. Burada mesela Social Security wages, işte Medicare wages falan var. Bunlar aslında sizden alınmaması gereken vergiler. Eğer bunlar alındıysa onları da geri veriyorlar. Sonra next kısmından devam ediyoruz. Other income diyor. Yani iki işte çalıştıysanız mesela burada ikinci işinizi de girmeniz gerekiyor. Benim 2019 yılı için ben iki işte çalıştım ama İkinci işimde W2 formunu almadım. Sadece birinci işim için yapıyordum. Şu an mesela ikinci işte çalıştıysanız yes deyip aynı süreci burada da yapıyorsunuz. W2 formunu doldurmak gibi. Ama mesela bu sene çalıştığım yerde tek bir company üzerinden gittiği için, tek bir şirkette çalışmış olarak gözüktüğüm için 3 işte falan çalıştım. 2-3 işte değişik değişik. Onların hepsi aslında tek bir W2 formunda gözüküyor. Çünkü aynı şirket. O yüzden ben no diyorum ama siz yes derseniz aynı şekilde W2 formunu, ikinci W2 formunu da doldurabilirsiniz. Sonra additional tax info diyor. Burada şunu söylemeye çalışıyor açıkçası. Yani siz işvereninizin dışında kendi kendinize herhangi bir vergi ödediniz mi? Bunların hepsine ben no diyorum. Daha önce bir
Tax return formu doldurdunuz mu diyor. Ben doldurmadım. Çünkü 2019 için almadım. Eksi de çıktığı için. O yüzden 2021'de de, ya iki kere gittiyseniz de mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer daha önce doldurduysanız sürecinizin daha hızlı işlemesi için evet'e basabilirsiniz. Çünkü onlar sizi tanıyor olacak. Burada da offset your expenses kısmı var. Eğer herhangi bir charity'ye, ne bileyim bir kiliseye, bir herhangi bir yere bağışta bulunduysanız onları yazmanız gerekiyor. Ben bulunmadığım için direkt buraya geçiyorum. Sonra burada State Taxes kısmına geldiği zaman şimdiye kadar yaptığınız bütün şeyleri transfer ediyor burada. Birazcık beklemeniz gerekiyor. Datayı transfer ediyor. Bundan sonra Next kısmına gidiyorsunuz. Living in the US kısmı. Şimdi mesela biz Haziran ve Eylül ayları arasında US'te kaldığımız için ya veya Ekim, Kasım fark etmez ama bütün sene için nerede kaldığınızı o sene için doldurmanız gerekiyor. Ya mesela 1 Ocak ve gittiğiniz tarihe kadar işte Türkiye ya da kaldığınız yer, daha sonra kaldığınız yer, pardon, kaldığınız Work and Travel'da kaldığınız tarih aralığında da Amerika yazmanız gerekiyor. İşte Type of Visit kısmına Permanent yazıyorsunuz Türkiye için. Amerika için de Temporary yazıyorsunuz. Daha sonra aynı şekilde Work and Travel bittikten sonra o yılın sonuna kadar olan kısımda, yani mesela Eylül'den Aralık'a kadar olan kısımda da yine Türkiye yazıyorsunuz. Yani 3 tane tarih yemek zorundasınız. Daha sonra buraya da geçiyorum. Next kısmına gidiyoruz ve Review kısmı çıkıyor aslında. Aa, pardon, Residency Determination çıkıyor. Yani ben mesela ilk gittiğimde Colorado'da olduğum için bana diyor ki Colorado'da temporary olarak mı kaldın? Yes diyorum. Next'e gidiyorum. Tamam, diyor ki state tax, yani şu an Colorado için state tax'e başvurabiliyorsun diyor. Tamam, next diyorum. Additional questions çıktı. 15 Nisan'da Amerika'nın dışında mıydın diyor. Evet dedim çünkü 15 Nisan'da Amerika'da değildim. Böyle additional sorular sorabiliyor. Sonra sana en son review kısmına federal ve Colorado diyor. Yani hem federal hem de state olarak iki tane şey çıkarıyor karşına. Burada mesela benim 2019 için, bu W2 formum için 19 dolar borcum çıktı. Next'e gidiyorum. Şey için, state tax için de 39 dolar borcum çıktı. Burada ne kadar para alacağınızı veya ne kadar para ödeyeceğinizi görebiliyorsunuz. Ödeme kısmında, yani ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Ya yani yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Çünkü genellikle böyle 1000 dolarlar, 2000 dolarlar çıkmadığı için 30-40 dolar çok önemli bir şey olacağını sanmıyorum. Ama para alacaksanız bundan sonraki kısımda yapmanız gerekenleri söylüyorum. Çünkü benim 2020 için alacağım para vardı. Next kısmına tıklıyoruz. Next kısmına geldikten sonra burada bir ödeme yapmanız gerekiyor Sprintex'te. Benim bu yıl yaptığım ödeme yaklaşık 40 dolardı diye hatırlıyorum. 39 ya da 40 dolardı. Ona Sprintex'e siz ödemenizi yaptıktan sonra banka detaylarınızı girmeniz gerekiyor. Eğer bu da bankadan alacaksanız, yani depozit olarak alacaksanız Amerika'daki bankanızda. Çünkü Türkiye'deki bankanızı aldığınız zaman bu sefer Swift ücretleri vesaire olduğu için paranızın büyük bir çoğunluğu onlara gitmiş oluyor. Eğer Amerika'dan almayacaksanız, yani depozit olarak almayacaksanız da çek olarak alabilirsiniz. Çek olarak da evinize, adresinize o çek gönderiliyor. Sonra buradaki bir bankadan onu bozdurabiliyorsunuz. Yine bir bozdurma ücreti var ama Swift kadar çok değil. Bundan sonraki aşamada ödemenizi yaptıktan sonra banka detaylarınızı giriyorsunuz. Banka detaylarında şöyle bir şey var. Account number ve routing number diye bir şey var. Routing number son paycheck'inizin altında yazan bir numara. Onu öğrenebilirsiniz internette araştırarak. Veya mesela Bank of America varsa Bank of America'nın online şeyinden, mobile banking'den girip ikisine de bakabiliyorsunuz. Uygulamanın içinde ikisi de var. Onları direkt olarak oraya girdikten sonra banka hesabınızın sizin olduğu da görmüş oluyor. Bunu mesela başka bir kişi üzerinden yapabilir misiniz? Ondan emin değilim. O yüzden bütün bilgilerin size ait olduğuna emin olun. Çünkü herhangi bir yani başka birinin isminin çıkması sürecinizi uzatabilir veya sürecinizi zora sokabilir. O yüzden bundan sonra Sprintex'e olan paranızı ödedikten sonra banka şeylerinizi giriyorsunuz. İşte banka bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra şimdi nasıl kontrol edeceğinizi göstereyim size. Kontrol etmek için en son size Sprintex'ten bir tane mail gelecek. Hemen onu
bakıyorum. Ha bir de şöyle bir şey var. En son e-file veya normal filing var. Normal filing'de bütün sizden istenen belgeleri mail olarak gönderiyorsunuz. Yani kargoyla gönderiyorsunuz Amerika'ya veya e-file diye bir şey. E-file'da da istenen şeyleri doldurduktan sonra e-imza atarak bütün belgelerin aslında onlara iletilmesini sağlıyorsunuz online olarak. Hem kargo ücretinden yırtmış oluyorsunuz hem de gidiş süresini falan beklemeniz gerekmiyor. Çünkü 3 hafta vermiş mesela bana. E-file'da yaptığım için 3 hafta içinde bizden bir geri dönüş alacaksın demiş. Şimdi bunların hepsini tamamladıktan sonra IRS'in web sitesine gidip bunu kontrol edebiliyoruz. IRS.gov'a gidiyoruz. TR diyeyim kendilerine. IRS.gov'a gidiyoruz. Sonra Get Refund Status kısmına gelip burada sosyal güvenlik numaramızı girip Filing Status diyor. Orada mesela işte evli misiniz? Single'ı işaretliyorum. Refund Amount diyor. Bu Refund Amount sizin Sprintex'te en son kısımda almanız gereken üretin çıktığı yer aslında. Yani ne kadar ücret almanız gerekiyor. Bunu buraya girdikten sonra Submit kısmına basıyorsunuz. Bu sefer açılan sayfada hemen onu da yapayım. Benim sosyal güvenlik numaram neydi? Submit'e bastıktan sonra 3 tane böyle şey çıkıyor. Ne denir? Ya 3 tane aşama çıkıyor aslında. Birincisi şeyleriniz gönderildi demek. Yani başvurunuz gönderildi demek. İkincisi kontrol edildi ve onaylandı demek. Üçüncüsü de artık bu bankanıza depozit edildi veya işte çekiniz yola çıktı falan demek. Buradan kontrolünüzü de yapabiliyorsunuz. IRS'in web sitesini de aşağıya bırakırım. Çünkü normal IRS web sitesinden aktarma yaparak gidiyorsunuz yani buraya. Bunların hepsini Sprintex'i de IRS'i de açıklama kısmına eklerim. Çok rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Umarım sorun yaşamazsınız. Şimdiden umarım iyi geri dönüşler alırsınız diyorum. İyi yani iyi vergi parası alabileceğinizi düşünüyorum. Ama burada şöyle bir sorun var. Yani uyarmam gereken sizi yerler var. Mesela ben 2019'daki vergi iadesini yaptığımda 2019'da Covid yardımı diye bir şey olmuştu. Onu alabilirsiniz. Bu tamamen yani size kalmış bir şey. Ben karşınıza bir sorun çıkarır falan diyecek biri değilim yani. Çünkü çıkar da bilir, çıkarmaya da bilir. Çıkaracağını sanmıyorum ama. Çünkü tek tek inceleneceğinizi sanmıyorum. O yüzden şey yapabilirsiniz. İşte yanlış bilgi vermemek çok önemli. Çünkü yanlış bilgi sizin sürecinizi uzatacak veya işte sizden daha fazla ek bilgi, ek belgeler isteyecekler. O yüzden yanlış bilgi vermeyin. Neyse doğru olarak verin. Çünkü W2 formunuzun zaten yani W2 formunuz varsa her şey çok basit olarak hallolacaktır. Onlar sizin vergilerinizi ödediği için geri alacağınız vergi de çok rahat bir şekilde ortaya çıkmış olacak zaten. Öyle dediğim gibi umarım yardımcı olmuştur. Kolay gelsin diyorum. Görüşürüz.